Sevgili takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, bugün sizlerle siyah zeytin, Kasım ayında siyah zeytin salamura saklamıştım. Siyah zeytin salamura nasıl saklanır, acısı nasıl giderilir, küflenmeden nasıl beklenir, onu sizlerle paylaşacağım. Bunun da yine videosunu çekmiştim, kanalımda var. Koyma şeklini sevgili takipçilerim. Bunları tatlandırmak için koyduğumda bir çay bardağı sıvı yağ koymuştum. Bir çay bardağı sirke koymuştum. Bir çay bardağı tuz koymuştum. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da limon tuzuyla bunu Kasım ayından beri bu tarafa bekletiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu tatlanmış mı? Bidonumu keseceğim ve zeytinlerimi boşaltacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Evet. Bidonumun kapağını kesiyorum şöyle. Sevgili takipçilerim. Ve ben bu zeytinleri şöyle leğenime alıyorum. Arkadaşlar içerisinde tabii suyu da var. Hala mor. Birazı daha mor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar serdiğim zaman rengi simsiyah olacak. Şimdi ben bunları bir iki su yıkayacağım sevgili takipçilerim. Yine sizlere döneceğim. Sevgili arkadaşlarım, zeytinlerimin üzerine iyice bolca su çektim. Şöyle. Siyah suyun çıkmasını istiyorum. Ve süzgecimi alıyorum. Yaklaşık bu bidon 3 kilo zeytin alıyor arkadaşlar. Hani hep doldurmadım. Sallama payı bıraktığım için. 3 kilo gelecek kadar zeytin koydum. Şimdi 2-3 su aynı bu şekilde yıkamaya devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Zeytinler o kadar güzel ki, bakar mısınız? Hala sert, hiç yumuşama yok. Küflenme yok. Zeytin bir de çok geç toplandı arkadaşlar. Bu zeytin geç toplandığı için bayağı yağlı. Tabii bir çay bardağı da sıvı yağ koymuştum. Zeytinyağı değil arkadaşlar, aklınızda olsun. Sıvı yağ, zeytinyağı. Beklediği sürece donduğu için zeytinyağı, sıvı yağ koyuyoruz. Zeytinlerin güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar ben bunu tatlanıp tatlanmadığını şimdi oruç olduğum için bakmıyorum. Ama bundan önce bir bidonunu tatlandırmıştım. Onun çekimini yapmamıştım. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar aklınızda bulunsun, sirke ve şeker zeytini çok lezzetli yapıyor. Daha önce ben her sene yapardım. Ama sirke ve şey koymazdım, limon tuzu koymazdım. Bu seneki zeytinim o kadar lezzetli olmuş ki gerçekten tadına doyum olmuyor tüketirken. O da aklınızda bulunsun. Eğer evde kendiniz tatlandırırsanız zeytinlerinizi. Renkleri hala biraz daha değişmemiş sevgili takipçilerim, bakar mısınız? Bunlar serdiğim zaman kuruyacak iyice. Sele zeytin olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu suyunu süzdükten sonra bir tepsiye alacağım. Balkonumda 2-3 gün sereceğim. İyice buruşacak, sele zeytin gibi olacak. Ondan sonra son aşamalarını da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunu tepsime alıyorum ve balkonuma götürüyorum. Evet, şimdi şöyle tepsime aldım arkadaşlar. Üzerine de şöyle temiz bir kağıt serdim. Suyunu süzdükten sonra zeytinlerimi tepsiye alıyorum. Bunu günde de bir alt üst edip karıştıracağım. 3 gün 4 gün kurumasına bağlı sevgili takipçilerim. Baktım ki buruştu, sele zeytini gibi oldu.
O zaman salamuranız şeyim pardon. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle bir tepsiye aldım. Bunu şimdi balkonuma götürüyorum. 3-4 gün balkonumda kurumasını bekleyeceğim. Son hallerini de yine sizlerle paylaşacağım. Evet sevgili takipçilerim. Zeytinimin bugün birinci günü. Buruşmaya başlamış arkadaşlar. Rengi de siyahlanmaya başlamış. Gördüğünüz gibi dün daha mordu. Dün yıkayıp tepsime almıştım. Bunu iyice buruşacak. Kendini toparlayacak. O süre içerisinde burada bekleyecek sevgili takipçilerim. Her günde sizlere günlük böyle videosunu çekeceğim inşallah. Yarın yine sizlerle birlikte olacağım değerli arkadaşlarım. Değerli takipçilerim. Zeytinimin bugün ikinci gün arkadaşlar. İyice gördüğünüz gibi rengi siyahlaştı. Bakar mısınız? Çok az bir morlu olanlar var içerisinde. Gelip gidip böyle günde iki defa sabah akşam karıştırıyorum. İyice de buruştu arkadaşlar. Bakar mısınız? Taş gibi de sert, yumuşama yok. İki gün daha bekletirim galiba ben bunu. Ondan sonra zeytinyağında saklama şeklini de sizlerle paylaşırım. Şimdilik hoşça kalın sevgili arkadaşlarım. Evet canlarım. Siyah zeytinim bugün üçüncü günü. Balkondan aldım içeriye arkadaşlar. Şimdi siyah zeytinin acısı nasıl çıkarılır, nasıl saklanır onu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi tam bir sele zeytini dedikleri olmuş arkadaşlar. O kadar sert, yumuşama yok. Çok da güzel. Zaten zeytin yağlıydı. Şimdi bunu soframıza gelinceye kadar hangi aşamalardan geçireceğim? Onu sizlerle paylaşacağım sevgili takipçilerim. Şimdi buna ben bolca zeytinyağı döküyorum. Gayet bol. Zeytini zeytinyağıyla saklamak bu da bir değişik bir şey değil mi arkadaşlar? Zeytin zeytinyağıyla tüketiliyor. Zeytinyağında saklanıyor. Bolca zeytinyağında bekleteceğiz. Bozulma, küflenme asla olmuyor. Sevgili takipçilerim. Şimdi de limon sıkacağım şöyle bolca. Evet. Şimdi şöyle güzelce bir karıştıralım. Rengi nasıl güzel siyah oldu bakar mısınız? Gayet güzel. Renkleri mor olanlar da siyahlaştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bundan bir tabağıma alıyorum. Kahvaltılık için yani sahurluk için. Solak olduğum için de hep sol elimi kullanıyorum. Kameranın önünü kapatıyorum galiba sevgili takipçilerim. Şimdi buna biraz pul biber ekliyorum. Acılı seviyoruz. Sevdiğimiz için de biberini fazla ekliyorum. Bu şekilde de kahvaltılarda limona az gelirse yine limon sıkıyorum. Böyle arkadaşlar. Zeytinimizin son hallerini de hangi aşamalardan geçtiğini de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Evet sevgili takipçilerim. Bugünkü videom da bu kadardı. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlarım.